Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Burası Nasıl Geçilir serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Yine yeni etkinliklerimiz olan, özellikle her ay gelen ikinci etkinlikten biri olan arkadaşlar, Kuzey Keşif Maceraları Kanada Zorluk Seviyesi. Yani artık koleksiyoncunun parçası olmayanın bir üst seviyesi, şövalyeye hazırlık arkadaşlar. O bölüm içinde bir macera gelmişti. Ben bu zamana kadar duyduğum, en azından bu bölüm için, dördüncü hafta için en zorlanan Karo'nun videosu kanalda var arkadaşlar. Bir de bu direnişçiyi çekiyorum. Bu da arkadaşlar çok zor bir karo değil, fakat 3 yıldızlarla bile geçilebilir. Yani belki bazı arkadaşlar tamamını yüzleyemeyebilir, ama en azından elinde bu basit yollar varsa 3 yıldızıyla bile geçebilecekleri bir yer. Direnişçi karosu ne arkadaşlar? Siz rakibe vurdukça verdiğiniz hasar şekline göre, yani fiziksel hasar mı veriyorsunuz, enerji hasar mı? Ona göre rakip kendi üzerine arkadaşlar bir direnç açıyor. Aktif direnç, bunlar 10'a kadar biriktirebiliyor. Aynı zamanda hiddet falan da açıyor arkadaşlar karakterler. Yani üzerine bolca takviye açıyor. Peki bizim bu durumda ne yapmamız lazım arkadaşlar? Rakiplerin kendi üzerine açtıkları bu takviyeleri bizim kendi lehimize kullanabileceğimiz bazı karakterler var arkadaşlar. 3 yıldızlarla ilgili. Bunlara ufaktan bir başlayalım arkadaşlar. Birçok karakter var, ama ben burada 3 tanesini göstereceğim. Diğerlerini de en azından aklıma gelenlerin isimlerini sayacağım arkadaşlar. Ronan. Ronan'dan başlıyoruz. Ronan arkadaşlar kopya özelliği. Şu rakibin üzerine ne kadar fazla takviye varsa kendi saldırı gücünü o kadar arttırıyor. Aynı zamanda sersem süresini o kadar uzatıyor. Şurada 10 takviye açıyor. Aynı zamanda kendi üzerindeki hiddeti ve kozmik takviyesi de var. Arkadaşlar sersem süresine dikkat edin. Ne kadar yavaş gittiğini göreceksiniz. Yani muazzam yavaş gidiyor. Ve üzerindeki takviye sayısına bakın. Şu anda 14 tane takviye var arkadaşlar. Biz buna Ronan için arkadaşlar sonsuz sersem yapma diyoruz. Sonsuz sersemi yapabiliyor eğer rakiplerin üzerinde bolca takviye varsa. Yani ortalama 8-9, hatta yani 7-8-9 o civarda olursa arkadaşlar çok rahat bir şekilde sonsuz sersem yapabiliyorsunuz. Çok basit, gördüğünüz üzere arkadaşlar. Yani 3 yıldız bir Ronan'la bile şurada 20k civarında bir hasarı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Nerede bakayım bu 20k? Şurada 3 yıldızlı arkadaşlar. Üzerindeki kaç takviye var? 6 tane hiddet, 8 tane fiziksel direnç. Ondan sonracıma işte kozmik takviye var. Kozmik takviye de ilk kez bu kadar yakından görüyorum ha. Neyse, böyle bir şey varmış arkadaşlar. Bu bir. Göstereceğim Ronan bunlardan bir tanesi. Dediğim gibi arkadaşlar, bizim için önemli olan espri rakibin üzerindeki aktif takviyeleri kullanabilecek karakterler. Bir diğeri de Sabah Yıldızı'nın arkadaşlar özel saldırı ikisi. L2'si önemli. Ne işe yarıyor bu da? L2 attığınız zaman rakip üzerindeki takviyeler kapanıyor ve bunlara karşı kapatılan takviye sayısına göre de bulunduğunuz seviyeye oranla hasar veriliyor. Sabah yıldızla başlarken bir kere ağır saldırıya başlamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Üzerinizdeki yük başına göre her defasında %5 güç barığı kazandırıyor size. Belli bir zaman içerisinde tek yük olduğu için %5 güç barığı kazandırıyor. Rakibin üzerindeki takviyelere bakalım. Yine aktif takviyeleri var arkadaşlar. Sağlı 198. Şimdi L2 gelecek. Geri alıp tekrar göstereceğim. %77'ye kadar çekti arkadaşlar. Peki ne oldu da çekti? Hadi bakalım ya, şöyle yakından bakalım. Olay bu. Rakibimizin arkadaşlar şu anda 11 tane takviye var. Dikkat edin. L2'yi çaktığım anda arkadaşlar takviyelerin hepsi kapanacak. Şöyle. Arkada kendisi arkadaşlar 326 vururken arkada 7600 gibi muazzam bir hasar vuruyor. 3 yıldızından bahsediyoruz burada. İkincisi 6200 geliyor ve üçüncüsü bir kere daha 7600 geliyor. Gördüğünüz üzere üzerindeki bütün takviyeler kapanmış durumda arkadaşlar. Ve hatlı sayılır hasarı da vermiş durumdayız. Hop, bunu da bir kere daha şöyle bir hızlıca alalım. Devam edelim oynamaya. Aynı muhabbeti bir de biraz. Aynı zamanda arkadaşlar Sabah Yıldızı rakibin üzerinde bulunan hiddet takviyelerini bir tanesini kendi üzerine alabiliyor arkadaşlar. Yani hem rakibin açtığı hiddet takviyesinin verdiği gücü azaltıyor, hem de kendisine belli bir miktarda, yine kopya sayısına göre, kendisine kopyalayabiliyor. Bir kere daha L2 atıyorum. %73'ten %48'e çatır çatır çekmiştir arkadaşlar. Çok temiz bir işçilik. Yine aynı mantaliteyle devam ediyoruz arkadaşlar. T sonuna getiriyoruz. Sonuna getirdiğimizde de güzel bir şekilde gıdıklıyorsunuz ve knockout'u veriyor arkadaşlar. Tabi bu 3 yıldız, yani 4 yıldızla girerseniz çok daha kısa sürede bitirebilirsiniz.
Şurada alalım nakavtu. Hadi Uğur'cum oynatalım Uğur'cum. Koçum benim. Tamam. Burada yok edilemezlik açsa da arkadaşlar çok şey fark etmiyor. Sanıyorum 75 kombada. Aynen 75 kombada alıyoruz. Bir başka karakterimiz arkadaşlar Longshot. Longshot da biliyorsunuz yani siper ağır saldırı yaparak hem kendi üzerinden hem de rakibi üzerine karmalar atıyor. Kendisini iyi karma rakibe kötü karma atıyor. Ve bunu özel saldırı 2 ile birleştirdiğinizde arkadaşlar rakibinizdeki tüm takviyeleri kapatıyor. Ve hem bir pasif hem de aktif bir yakma atıyor. Sürekli yakmayı veriyor. Aynı zamanda arkadaşlar yakma etkisi belli bir süre rakibin üzerinde kalıyor. Siz rakibe vurdukça da rakip hasar yemeye devam ediyor arkadaşlar. Şimdi şekil A, görüntü B'de göreceğiz. Aynen böyle abi. Bak sağlık gücüne bak mis gibi yanıyor. Ve ben rakibi vurmaya devam ettikçe arkadaşlar normalde fiziksel direnç açacak. Ama izin vermiyorum açmasına. Ve bu durumda arkadaşlar hala yakmalara devam ediyor. Dikkat ederseniz sürekli yakma yiyor. Pasif bir kader mührü de vermişti. Yine şu kırmızı gördüğünüz kırmızı arkadaşlar kötü karma. Kendi üzerine de iyi karmayı açıyor. Şurada hardal rengiyle Ying Yang'ı gördüğümüz üzere. Bir kere daha atıyoruz. Şuradan sağlığının gidişine bakarsanız da olaya vakıf olacağız arkadaşlar. Çatır çatır da hasarını yiyor. Peki bundan başka kimler var arkadaşlar? Üzerine takviye açtığında iş yapabilecek olan. Mesela bir Doktor Wood var. Doktor Wood arkadaşlar güzel iş yapar. Ondan sonra acıma neydi o gün dinledi? Şu vezal girelim hem oynasın hem de birkaç hero sayayım. Supreme Symbiote yine iş yapar arkadaşlar. Dediğim gibi üzerine takviye kapatacak olan katil olarak. Bunun dışında kimler var? Buyurun arkadaşlar videonun altına sizler yazın ve söyleyin. Direnişçi Karasu'yu da 3 yıldızlarla bile rahat rahat geçilebiliyor arkadaşlar. En azından yol üzerindeki küçük ödülleri de alabilirsiniz. Tabii ki koca hayata dikkat etmek lazım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.